Bu 2 ay daha fena oldum. İş yapamıyordum. Çok zorlanıyordum. Yatıyordum. Benim çocuklarım araştırdılar. Dediler çok iyi bir doktordur. Başarılı geçiyor ameliyatları falan. Ben de kararımı verdim. 15 senedir ben hastaydım. Karar vermedim. Yani ameliyata yanaşmadım. Şimdi ameliyat oldum. Çok şükür iyi oldum. İyiye doğru gidiyor. İyi ki oldum. İyileşeceğim inşallah. İşimi gücümü yapabileceğim. Ayaklarım çok ağrıyordu. İş yapamıyordum. Sadece durarak namaz kılıyordum. Başka bir şey yapamıyordum. Çok üzülüyordum. Ben ne yapacağım? Oğlum araştırdı dedi bir doktor vardır anne Bursa'da. Çok iyi bir doktordur. Onun yanına gideceğiz. Evet dersen, kararını verirsen gideceğiz. Araştırdı oğlum. Çok başarılıdır bir doktor. Oğlum getirdi, izlettirdi bana dedi. Anne bak bunlar işte doktor, işte hastaları. Hastalar da iyileştiler. Hatta şeylerini de kaldırdılar, böyle bacaklarını falan kaldırdılar. Yani çok iyi olmuştular. Hepsi memnun kaldılar. Ben de kararımı verdim. 15 senedir çekiyorum. Hiç karar vermedim ve şimdi kararımı verdim. İstanbul'a geldik, benle oğlum. İstanbul'dan benim akrabam var diyor orada, beni getirdi buraya, getirdiler bizi buraya. Burada hocayla konuştuk, ameliyata karar verdik. İnşallah ben de dedim kendimi Allah'a sonra teslim ettim size ve karar verdim. Sizin yanınızda ameliyat olacağım, inşallah iyi olacağım. Böyle bir his vardı bende. Hiç ameliyattan korkmadım ve tereddütsüz ameliyata girdim. Çok şükür de şimdi memnunum. Çok şükür iyiyim şimdi. Dün ağrım vardı, bugün hafifledi. Daha çok hafifleyecek. Ameliyattan çıktıktan sonra ertesi gün yürüdüm. Bugün de çıktım merdivene, çıktım merdivenden indim. Geldiler, çok ilgilendiler. Allah razı olsun, hepsi ilgilendiler. Evet getirdiler bana. Yani çok memnun kaldım onlardan. Onları çok sevdim. Herkes ilgileniyor. Servisleri güzeldir, getiriyorlar, yemek getiriyorlar, ilgileniyorlar. Hepsi yani gerçekten misafirperverdirler. Oğlum Ankara'da var, Estel'de kızım var, Mersin'de kızım var. Gezmek isterim tabii, giderim. İnşallah her yere gidebileceğim.